Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ufuk Kızılkaya. Bugünkü videomuzda yine 2007 model otantik Clio sembol aracımızla birlikteyiz. Babamla birlikteyiz. Baba hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi biliyorsunuz arka koltukta oturuyoruz. Şurayı görüyorsunuz. Pandizot. Bu arabaya ses sistemini kuzenimle ben ikimiz yapmıştık. Ben orijinal görüntüsü bozulmasın diye hoparlörleri bu halının altına koymuştum. Bunu zaten sökülüşünü falan hepsini göstereceğim size. Daha sonra öndeki kapıdaki hoparlörleri de amfiden beslemiştim falan. Bu sefer arkayı açsam da arkadaki ses biraz daha boğuk geliyordu. Yani şuraya bakarsanız neredeyse 5 mm falan bir Haloflex tabakası var. İzolasyonlu falan, kaliteli bir şey. O yüzden sesi oldukça bozuyordu. Arkada oturduğum zaman özellikle. Ben dedim ki bu hoparlörleri yukarı alayım. Şimdi arkadaki hoparlörlerimiz, marka veriyorum ama Pioneer'ın TSG1610F serisi. Şu tweetersız modeli. Ben bu hoparlörlerden memnunum. Bu hoparlörleri Mehmet Ali Bozkurt kuzenim hediye etmişti bana. Kendisine buradan selamlar, saygılar. Normalde paket içeriğinde bunların kapakları geliyor. Ama tabii ki hediye olduğu için kapakları bende yoktu. Ben de SolidWorks programında şu şekilde bir kapak tasarladım. Şöyle. Yani yapmışken de üstüne ismimi yazdım. Buraya da hoparlörün markasını yazdım. Sağlam olması için de şöyle altına üstüne destekler attım. Yani güzel, kuvvetli de oldu. Duvar kalınlığı 3. Dolgu yüzdesi de %3. Yani oldukça sağlam oldu. Böyle bir tasarım yaptım. Kapak olarak da bunu kullanacağım. Ufuk yazısı şöyle arkaya doğru, arkadan baktığınız zaman gözükecek. Aynadan baktığınız zaman da hoparlörün markasını ve modelini göreceksiniz. Aynadan arkaya baktığınız zaman. Bu 3 boyutlu yazıcıların tek dezavantajı, 3 boyutlu yazıcı baskısının tek dezavantajı ısıda şekil değiştirebiliyor. Bunu da ilerleyen zamanlarda tecrübe edersem sizlerle paylaşacağım. Şimdi hemen nasıl yaptığımı anlatayım. Şimdi koltuğun oturduğumuz kısmını şöyle istersen dışarıdan çek istersen. Koltuğun oturduğumuz kısmını, yani bunu 50 kere gösterdim ama yine de gösteriyorum. Oturduğumuz kısmını şu şekilde açıyoruz. Daha sonra buralarda emniyet kemerinin tokaları var. Ben hemen onları alıp geleyim bir saniye. Şöyle emniyet kemerinin tokaları var. Koltuğun yaslandığımız yerini bu iki adet 17 mm vida tutuyor. Yani bijonlarla aynı. Bijon anahtarıyla bunu sökebilirsiniz. Bu iki vida tutuyor. Bir de koltuğun arkasında bakın şurada 1, 2, 3 tane geçme var bakın. Bu geçmeler şasenin buralarına geçiyor. Aynen oralara geçiyor. Daha sonra vidaları söktükten sonra koltuğun yaslandığımız kısmını yukarı doğru kaldırıyoruz ve koltuğu dışarı alıyoruz. Daha sonra şurayı böyle ayırdım. Bakın oradan hoparlörün alt kısmı gözüküyor. Hoparlörü oradan çıkardım. Daha sonra da bıçağı buradan sapladım. Daha sonra güzelce kestim. Sağlam, keskin bir bıçağa ihtiyacınız var. Yani bu halı dediğim gibi çok kalın. Ebatımız da 16 santim. Yani 20 santim falan takarsanız ama bu demiri de kesmeniz gerekir. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çünkü şaseyi falan çok güzel, bükümlü falan yapmışlar. Mukavemeti güzel yani. Şimdi yavaş yavaş hoparlörümüzü takmaya başlayalım. Şimdi burayla işim bittiği için burayı toplayacağım. Şunu da göstereyim. Bakın bu arkada bir tane arkaya doğru geçmesi var. Önde de 1, 2, 3 tane gördüğünüz gibi sabitlemek için mesnet var. Önce arkaya oturtuyorum. Arkaya oturttuktan sonra ne oldu? Hoparlör yürüyor mu onlar şunlar alttan? Ha üstte takacağımız. Üstten takacağız zaten. Arkasını oturttum. Bitti. Bunu yaptık. Şimdi arka koltuğu yerine takabiliriz. Çünkü arka koltukta dediğim gibi işimiz bitti. Şöyle kemerleri ayırıyoruz. Şöyle yatırıyorum. Bakın üstten ayakları geçirdikten sonra böyle kaydırıyoruz. Bu şu an oturdu. Hemen şimdi kemer tokalarını takalım. Şimdi kemer tokalarını takarken dikkat edin. Bakın. Bir kırmızı, bir siyah. İki kırmızı. Kırmızı siyah olan şoförün arkasındaki koltuğa gelecek. Ona dikkat edin. Bir tane videoda bunu anlatmıştım. Gördüğünüz gibi ortada oturan için çift kemer tokası var. Üç noktalı kemeri bu sayede yapıyor. O yüzden önce kırmızı siyah olanı şoförün arkasına takacağız. Bunu buradan denk getirip takıyoruz. Şu çıkıntı öne bakacak. Ona da dikkat edin. Bak şuradaki. Şu çıkıntı takarken öne bakacak. Zaten front yazıyor. Yani ön taraf demek.
Evet, bu iki vidayı güzelce sıktıktan sonra şöyle yukarıda birleştirip koltuğu indiriyoruz. Bu kemer tokaları şuralara denk geliyor. Şimdi ben buraları bir toparlayayım. Ondan sonra videonun hoparlör montaj kısmıyla birlikte oluruz. İyi seyirler. Şu an vidaların boşluklarını aldım. El yordamıyla sıkabildiğim kadar sıkıyorum. Aşırı zorlamanın bir mantığı yok. Şimdi dediğim gibi kemer tokalarını yukarıda birleştireceğim. Ondan sonra koltuğumuzu kapatacağız. Evet, bakın gördüğünüz gibi şu şekilde kemer tokalarını çıkardık. Evet, bu işlem bitti. Şimdi önemli olan kısım vidaların takılması. Hemen o işleme geçebiliriz. Evet, şimdi bagaja geldik. Bakın, vidaları atabileceğiniz yerler kare. Ama ben metrik 3 ve şu şekilde geniş pullar kullanacağım. Fiberli somun kullanacağım. Fiberli somuna bakacağım. Belki fibersiz somun da kullanabilirim. Bu metrik 3x30. Büyük ihtimalle bu vidayı kullanacağım. Ama kısa gelirse elimde gördüğünüz gibi birçok vida var. Şimdi burada en büyük sıkıntı şu vida deliklerine denk getirmek. Vida deliklerini de artık tornavida ile falan bir şekilde delerek denk getirmeye çalışacağız. Bu işlemi bir yapayım. Yine devam ederiz. Şimdi bir deliği açtım. Bakın şurada. Bakın. Bakın delik arkada. Bakın gözüküyor. Siyah. Umarım gözüküyordur. Tornavidayı şöyle üstten denk getiriyorum. Aşağı yukarı gireceği yere. Şöyle. Şöyle aşağı yukarı. Daha sonra bastırıyorum. Evet. Bakın. Şu şekilde. Oldu. Eğer bu delikler önceden delmezseniz vidalar zor girer. Evet, bu şekilde şimdi bütün deliklerimizi açacağız. Halıyı mükemmel kesmedim ama bu da bizim işimizi görecektir. Hoparlörü taktığımız zaman güzel rahatlıkla oturuyor. Hemen oturtayım, size göstereyim. Şunlar da pabuç, bakın. Her zaman pabuç kullanımını tavsiye ediyorum. Amfiye girerken hoparlör girişlerini. Bakın bunu da böyle koyduğumuz zaman güzel bir şekilde oturuyor. Kapağını da üstüne koyduğumuz zaman böyle bir görüntü olacak. Ama tabi arabanın içinde şöyle duracak. Dışarıdan baktığınız zaman ufuk yazacak. İçeriden baktığınız zaman da markanın modeli. Bu şekilde. Şimdi delikleri delmeye devam edelim. Dışarıdan mı çek istersen? Yani yeşil biraz apaçe derseniz boyayabilirsiniz. Ama benim şöyle baktığınız zaman güzel gözüktü sanki. Dediğim gibi en kötü griye boyayabilirsiniz, yani çok da önemli değil. Ama şöyle baktığınız zaman bence görüntü güzel. Gitmek güzel oldu. Evet. Şimdi bakın metrik 3 vidamız. Arada bir tane boru kullandım. Daha sonra somun, pardon pul. Ondan sonra da somun olacak. Bakın şimdi şöyle koyuyorum. Bakın vidanın deliğiyle vidanın hoparlördeki deliğiyle kapaktaki deliğin arasında bir mesafe var. O mesafeyi de bu şekilde pulla dolduracağım. Nasıl yapacağım? Vidayı atıyorum. Daha sonra pulu atıyorum. Bu şekilde birleştiriyorum. Bakın. Bu sayede aradaki boşluk kapanmış oluyor. Sıktıkça, vidayı sıktıkça şaseye hoparlörü basacak. Ne kadar sıkı o kadar iyi bizim için. O yüzden böyle bir şey yapıyoruz. Bakın arkada da kalan mesafe, yani yaklaşık yine 10 mm falan kaldı vidanın, bakın. Bu da benim için somunu sıkma ve pul için yeterli mesafe kalacaktır. Kalmazsa dediğim gibi uzun vida takacağım. Şimdi montaja devam ediyoruz. Evet, demiştim ya vidalar kısa gelirse vidalar uzun takarız diye. Vidalar kısa geldi. O yüzden uzun takacağız. Yani 35 takacağım. Yani şu işte. Metrik 3x40'mış. Metrik 3x40. Şimdi gördünüz demin nasıl gıcık oldu değil mi? Kapak, hortum falan filan. Ben bunu burada birleştireceğim somunla. Zaten bakın şurada somun için yer var. Bunu birleştireceğim. Bunu bu şekilde birleştirdikten sonra yerine takacağım. Böyle çok daha rahat olacaktır. Hem vidalar da düz durur. Şimdi sabitlemediğim için vidanın biri yamuk duruyor, biri öbür türlü yamuk duruyor falan. Takmak zor oluyor. Şimdi ben bunu dışarıda birleştireyim. Ondan sonra devam edelim. Evet, böyle bakın çok daha rahat olacak. Vidayı attım. Boruyu attım. Boruyu içine attım. Nasıl? Boruyu attıktan sonra delikten geçiriyorum. Bir de somun sıkıyorum. Şimdi bu somunların hepsini sıkacağım. Bu sayede
Bakın bu şekilde bayağı bir uzun bir çıkıntı olacak ve hepsi düz olacak. Bakın böyle bir görüntü oldu. Şimdi hepsini güzelce sıkacağım. Mükemmel bir görüntü olacak. Hem yerine takması daha rahat olacak. Çok daha hem de pratik olacak. Şimdi bu somunları karga burnuna falan güzel bir şekilde. Tamam. Fazla sıkmana gerek yok zaten. Tamam. Evet, bakın montajı tamamladım. Gördüğünüz gibi hem vidalar düz duruyor hem de bakın şu şekilde sağlam, boşluksuz bir şey oldu. Bunları da şöyle bakın, hatta cırcır bile bakın. Yani şu an kendi kendine direnç gösteriyor. Bu gevşemez. Şu an biraz da hortumları eziyorum baskı yapsın diye. Bu tamam. Şimdi yerine takacağız. Alttan bu somunu takacağız. Ondan sonra da fiberli somunu penseyle yavaş yavaş sıkacağız artık. Hemen şimdi inşallah bu sefer delikler denk gelir. Evet, şu şekilde gördüğünüz gibi bu sefer delikler çok denk geldi. Rahat oldu. Bayağı rahat oldu, evet böyle. Şimdi 4 tane pul aldım elime. 4 tane de fiberli somun alıyorum. Bunu da soranlar olur. Metrik 3 vida somun seti. Her boyda vida ve fiberli fibersiz somunlar var. Makronları falan ben kendim koydum. Onları karıştırmayın. Evet, bakın vidaların hepsi çıkmış gördüğünüz gibi. Şimdi önce bir tane somun atacağım. Ondan sonra da fiberli somunu sıkacağım. Ama bunu tek elimle nasıl yapacağım bilmiyorum. Dur sen baba. Şimdi hemen evet. Gördüğünüz gibi sıktım. Şimdi diğerlerini de yavaş yavaş sıkacağız. Şimdi kullandığımız fiberli somunlar 5 ile 6 arasında. Babam 6'yı biraz bükmüş. Öyle olunca tam bizim istediğimiz ayara gelmiş. Yeri biraz gıcık olduğu için mecbur cırcıra ihtiyacımız var. Şimdi bunu sıktıkça bakın görüyorsunuz hoparlörü halıya doğru güzelce bastırıyor. Üstten döndü yalnız, alttan çık. Tamam. Evet, birinci hoparlörümüzü sabitledik. Bakın bayağı sık oldu. Bunun sık olması önemli. Eğer bu sık olmazsa gördüğünüz gibi ses alırsınız. Şimdi ben ikinci hoparlörü de ayarladım. Vidalarını falan sıktım. Aynı pozisyonda bunu oturtup alttan pul, sonra da fiberli somunlarını sıktıktan sonra bunun montajı da tamam. Güzel bir şekilde devam ediyoruz. Arkadaşlar, babam lokmayı iyi ki bükmüş. Yani inanılmaz bir rahatlık sağladı. Yoksa öbür türlü vallahi bayağı bir uğraşırdık. Bakın dışarıda şöyle bir görüntü var. İçeriden de şöyle bir görüntü var.
Bayağı sağlam oldu. Evet, görüntümüz bu şekilde. Şimdi kesinlikle tonlaması aşırı fark etti. Çok güzel oldu. Şimdi kısa da bir dinleti yapalım size. Ama bildiğiniz gibi telif meselesi var. O yüzden belki videonun sesini kapatabilirim veya 10 saniyelik bir kesit alabiliriz. Yani bu video bitecek. Yeni bir video başlayacak. O videoda da bir 10 saniye kadar müzik dinlerseniz hoparlörün oynamasından çalıştığını anlayın. Şu an çalışmaz ama. Çünkü kablolarını bağlamadık. Neyse kablolarını bağlayayım. Çalışmasını görürsünüz. Yani şimdi ben burada ne kadar müzik açarsam açayım, araba içinde dinlemedikten sonra gerçek tonlamayı duymanız, anlamanız mümkün değil. Yani gelip direkt arabada dinlemeniz lazım. Ben şimdi kablo bağlantısını da yapayım. Bagajı falan da bir düzenleyeyim. Ondan sonra da hoparlörün oynamasından bir artık çalıştığını görürsünüz yani. Ama içeride tonlama kesinlikle mükemmel oldu. Ben şimdi kablolamayı yapayım.